topla indir, bırakmayın. Dışarıya, çünkü şeytanların dağıldığı zamandır, onlara zarar eder. Böyle dokunsa bir zarar gelir. O anda farkına varmaz ama ileriye doğru o görünmeye başlar. Aklına dokananlar var. Şimdi çok gençleri kafaları bozuk, biz olsun erkek olsun. Kafalar bozuk oluyor. Neden dokunurlar onlara? Dokundular mı? Onlar söz dinlemez, meram anlamaz, ne yaptığını bilmez, ne istediğini bilmez, ne edeceğini bilmez. Şaşkınlık içerisine düşer. Şaşkınlıktan bunaltı gelir, bunalım der. O bunalımın asıl sebebi bu gece hayatına alışan, gece vakti dışarıda dolaşan kimselerdir. Onlara dokunur. Zahirde de gezer onlar, görünürler de. Lefkedeyken bir kimseler geldi bana. Dediler ki, tabii bu şimdiki gençler her yere giren çıkar. O gençlerden birkaç tanesi bu var dedikleri restoranda gitmişler. Arkalarından bir 3-5 kişi geldi. Oradan demişler ki, bize filan yeri gösterir misiniz? O çocuk göstereyim demiş, dışarıya çıkmış. Onlar da, ötekiler de genç sıfatında görünüyor. Ondan sonra onlara bakarken bir de ayaklarına bakacak olmuş. Bakmış ki ayakları keçi ayağı gibi. O yüllerinden. Ama elbiseleri, kat, kravat, her şeyde genç kıyafetinde. Onu görür görmez tok. Bir koşmuş kaçmaya, onlar onun arkasına. Ta benim olduğum makama yetişince, oradan o tarafa geçer. Orada set olduğu yerde, o bizim olduğumuz yerde karabon tutan var onlardan. Onlar onları karşılayınca onlar geri durdu, o çocuk açık kurtuldu ellerinden. Çok alıp götürürler deyip uzak bir rüzgar yere atarlar, ondan sonra arasın dolgusu gelmeye. Zahirde de görünür onlar, dokunmaya, görünmeden de böyle dokundum illa bir noksaniyet olur. Çünkü bu zaman gençlerin çoğunda bir acayip hal var, anormallik derler, bir taraftan mutluluklar. Oturamazlar, duramazlar, okuyamazlar, çalışamazlar, rahat bulamazlar, her şeyle yuvarken rahat edemezler. Bu akşamdan sonra çıkanlara illa dokunur onlar. Zarurcesi onun için gece dışarıda dolaşmak bir hasta yatsıdan sonra oldu mu? Muhakkak onları karşılar. Onlardan sakınmak lazım. Ve tabii bu hayata insan bir defa gelir. Vücut bize emanettir. Vücudumuz emanettir. Gözetmesen zahmetli bir hayat geçirirsin. Rahat yaşayamazsın. Ne verilse de kanaat etmezsin. Kendini tatmin edemezsin. Bir şeyi beğenmez olur. Asıl kelam acayip hale düşer ve inşallah gelir insana. Onun için korunmak mühim esastır. Gündüz çalışacaksın veya okuyacaksın, ne yapacaksın, yapacaksın. Gece rahat edeceksin. Gece rahat etmezsen seni rahatsız edeceksin.